olaydı. Saadet Partisi'nin gene idare kurulu üyesi yaklaşık 30 yıla aşkındır aktif siyasetin içerisinde bulunan bir ülke millet sevdalısı, hak, hukuk, adalet mücadelesinin bir parçası. Aslında biz ülke olarak kuruluş tarihimizden itibaren çok farklı travmalar, acılar, sıkıntılar yaşadık. Bu ekonomik, siyasi, dış politik, yargısal, eğitim, özgürlükler ve benzeri açısından. Yani 70'lerde başka sıkıntıları, 80'lerde, 90'larda başka acıları, travmaları, inişleri, çıkışları yaşadık. 2000'lerden sonra da Türkiye bir yol ayrımına tabiri caizse yöneldi. Bu dönemin de kendi içinde bir takım müsbet ve menfi yaşanmışlıkları var. Ama kabul edelim ki 2010'lardan itibaren, daha belirgin olarak 2015'lerden itibaren Türkiye'de geçmişte yaşananlara nispetle daha yoğun travmalara, daha yoğun acılara ve kaygılara neden olacak süreçler yaşadık ve yaşıyoruz. Bunu birileri şu tarih milat olarak başlatabilirler ama biz belirgin olarak 2012'lerden itibaren Türkiye ciddi bir daralmışlık yaşıyor, ciddi bir öngörülemezlik dönemine girdi ve neredeyse eskiden de büyük sıkıntıları yaşadığımız, yani devletin kurum ve kuruluşlarına ilişkin ayarlar eskiden de bozuktu ama hiç bu kadar devletin kurum ve kuruluşların ayarlarıyla oynanmamıştı. Dolayısıyla bu durumlar insanımızı, toplumumuzu kaygılandırmakta, endişelendirmekte. Özellikle 15 Temmuz sonrası yaşananlar, o 15 Temmuz sonrasında yaşananların giderilmesi için atılan adımlar doğrusu Türkiye'yi daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Şahsen inanarak ifade etmek isterim. Türkiye'nin bugünkü yaşamış olduğu hal çalışılmış bir haldir. Yani Türkiye kendi kendine bu durumlara sürüklenmedi. Türkiye bunları yaşaması gerekiyordu. Bir plan, bir senaryo çerçevesinde Türkiye bugün yaşadıklarını yaşıyor. Çünkü adalet, hukuk ve özgürlükler açısından hiç yaşamadığımız kadar bir daralma yaşıyoruz. Ekonomide bir bütün olarak gelip duvara tosladık. Dış politikada tam manasıyla bir savrulmuşluk yaşıyoruz. Adeta egemen güçler arasında pimpon topuna döndük. Yani Amerika ile Rusya arasında pimpon topuna döndük. Eğitim hayatımız bir bütün olarak felç olmuştur. Ve insanlarımız, toplumumuz da bir bütün olarak, şu ya da bu kesime ait insanlar olarak söylemiyorum, bir bütün olarak kaygıları ve endişeleri olabildiğince artmış bir Türkiye'de bulunuyoruz. Yani bir taraftan öngörülemezliklerini yaşıyoruz, öbür taraftan devletin kurum ve kuruluşların ayarlarının olabildiğince bozulduğu bir dönem yaşıyoruz. Aslında bu vahim ve kaygı verici durum aynı zamanda Türkiye'nin yeni bir başlangıca, yeni bir hikayeye, yeni bir iklime dönüşmesi için de imkan ve fırsatı barındırıyor. Şu anda toplum, insanımız bir bütün olarak fokur fokur kaynamakta aslında. İnsanlar dillendiremedikleri için, söyleyemedikleri için sıkıntılarını, dertlerini dile getiremedikleri zaman bunlar ortadan kalkmış olmuyor. Bilakis insanlar biriktiriyorlar şu anda. Bu selim bir liman arıyor insanlarımız. Biz önümüzdeki ilk seçimde bu limanın bu kaygı ve endişe taşıyan toplumumuz için hazır hale geleceğini inanıyoruz. Peki topluma bir tek şey vaat etseniz ne vaat edersiniz? Bir tek şey. Özgürlük. Özgürlük bir ülkede hukukun, adaletin, refahın, adil paylaşımın birlikte barış içerisinde yaşamanın ön şartıdır. Özgür olmayan toplumların temel hiçbir kalıcı refahı, esenliği temin etmeleri mümkün değildir. Özgürlük, bir ülkede yaşayan insanların kendi aralarındaki antlaşmalara, ahitlere,
yazılı ve yazılı olmayan sözleşmelere riayet etmesidir. Bugün Türkiye önemli ölçüde, büyük ölçüde büyük bir özgürlük daralması yaşıyor. Neden? En tepeden en aşağıya kadar idareciler anayasaya, yasalara, kanunlara aykırı hareket ediyorlar. Oysa bizim kanunlara, kurallara, hukuka, yazılı ve yazılı olmayan teamüllere riayet etmemizi icap ediyor. En tepedeki insanlar keyfi ve hoyratça hareket ederlerse o ülkede özgürlük olmuş olur mu? İnsanların iddia ettikleri şeyin başarısızlığı değil, iddia edenlerin başarısızlığıdır. Ne savundukları değerlerin, umdelerin, ilkelerin içinin boş oluşudur, ne de inandık dedikleri, yani İslam'sa bu inandık dedikleri şey neyse, bunun başarısızlığıdır. Bu mücadeleyi doğru veremeyenlerin, bu değerleri siyasi ikballerine, iktidarda kalışlarına vesile edenlerin başarısızlığıdır. Yoksa bizim inanç değerlerimiz, bizim ilkelerimiz, bizim umdelerimiz, bizim iddia ettiğimiz şeyler hala sıcaklığını ve gerekliliğini muhafaza etmektedir. Ama kabul edelim ki Türkiye 10-15 yıldır bir ara dönem yaşıyor tabiri caizse. Bir fetret dönemi yaşıyoruz biz. Yani buna adım Birol Aydın olduğu gibi inanıyorum. Ve ben bu arkadaşlardan bu ülkede kalıcı barışın, kalıcı huzurun, birliğin, bütünlüğün, birlikte yaşama bilincinin, hukukun üstünlüğünün ve komşularımızla sağlıklı münasebetlerin, yani kalıcı münasebetlerin gelişmesine şu kadarcık bir katkıların olacağına inanmıyorum. Saadet Partisi olarak öteden beri böyle bakmışızdır hadiselere. Biz fotoğrafın bütününe bakarız. Biz ana caddede yürümeye gayret ederiz. Ara sokaklara girmeyiz. Detaylarla uğraşmayız. Çünkü detaylara girersek, ara sokaklara girersek birbirimizi üzeriz. Beraber yol alma becerimizi önemli ölçüde yitiririz. Biz Suriye'de olup biten, Libya'da olup biten, dün işte Irak'ta bugün hala devam eden olup biten hadiseleri fotoğrafın bütününe bakarak değerlendiririz. Yoksa bizim bugün bu ara sokaklara girerek bir takım değerlendirmeler yapmamız, sağlıklı analizler yapmamıza engel olur. Neticede Suriye'de olup biten, Irak'ta olup biten, Libya'da olup biten, bir bütün olarak bizim sınır boylarımızda olup biten kime yarıyor? Yani Türkiye mi yarıyor, Kürt'e mi yarıyor, Araba mı yarıyor, Nusayri'ye mi yarıyor, kime yarıyor yani? Yani bu coğrafyanın halklarına yarayan bir şey değil. Kan varsa, gözyaşı varsa, elem varsa, umutsuzluk ve kaygı varsa, göç varsa, hicret varsa, umutsuzluk ve gelecek ilişkin kaygılar varsa, bu bizim coğrafyamızın insanların yaşadıklarıdır. Yani bugün hali pür melalimiz Batı için, emperyal güçler için çözümdür yani. Türkiye'nin Suriye ile olan bugünkü ilişki biçimi Rusya için de, Amerika Birleşik Devletleri için de çözümdür yani. Oysa biz fotoğrafın bütününe bakarak kalıcı barışı, kalıcı esenliği, kalıcı temel özgürlükleri nasıl inşa edeceğimiz hususunda bir yol bulma çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Yoksa 600-700 bin insan hayatını kaybetmiş, 1,5 milyon Irak'ta ölmüş, Libya'da daha gelecek 10 yıllara sari bir belirsizlik olacakmış. Bu kimsenin umurunda değil ki. Yani ister ırk, ister mezhepsel, ister dinsel bir takım unsurlar üzerinden toplumun kamplaştırılmasına, kutuplaştırılmasına fevkalade biz irite oluyoruz ve bunu mütemadiyen dile getiriyoruz. Biz fotoğrafın bütününe bakalım. Görüyoruz ki olan biten ne Türkiye'nin hayırınadır, ne Suriye'nin hayırınadır, ne Türkiye'de yaşayanların, ne Suriye'de yaşayanların hayırınadır. Çok kısa çözüm ne olarak görüyorsunuz? Yani bireysel çözüm, olarak. Çözüm gerçekle yüzleşmektir. Çözüm aklımızı merkeze almak, rasyoneteyle yüzleşmektir. Duygusallıktan, hamasetten uzaklaşmaktır. Bize lazım olan adımları atabilmek ancak hamasetten, duygusallıktan sıyrılmakla mümkün olabilir. Ya bizim ülke olarak, millet olarak yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. Bir sıfır noktası belirlemeye ihtiyacımız var. Şüphesiz Türkiye'de, ülkemizde dün olduğu gibi bugün de bir miktar hukuk var, bir miktar demokrasi var, bir miktar özgürlük var, bir miktar adalet var, bir miktar refah var. Hiç yokmuş diyemeyiz. Ama biz bunların tamını istiyoruz yani. Tam özgürlük, tam adalet, tam hukuk,
tam refah, tam adil paylaşım istiyoruz. Bunun için de bizim bir başlangıç yapmaya, aklı selimle, sağduyuyla hareket etmeye ihtiyacımız var. Olabildiğince hamasetten, olabildiğince duygusallıktan sıyrılmaya ihtiyacımız var. Gerçeklerle yüzleşmeden, aklımızı kullanmadan biz içinde yaşamış olduğumuz sorun neyse o sorunların üstesinden gelemeyiz. Evet. Görüyorken görmemiş, duyuyorken duymamış, hissediyorken hissetmemiş olamayız. Yani bu yaşıyoruz. Yani hani bir söz vardır, bir damla kan dünyadaki bütün hastalıkları gösterir diye. Yani sadece bir KK'lı insanımızın yaşadığı bireysel duruma bakarak 550 bin, işte 140 bin insanımızın halini anlamamız mümkündür. Tek bir ferdi vahitle ve onun yaşanmışlığıyla bir genel değerlendirme yapmamız mümkündür. Şüphesiz müstahak olanlar vardır. Şüphesiz yanlışlara vesile olanlar, yanlış işlerin içinde olmuş olanlar vardır. Ama bir bütün olarak 560 binden fazla insanla ilgili soruşturma açılmış. 140-150 bin insan bu kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden uzaklaştırılmış. Bunların çok az kısmı komisyonlarda müracaat etmiş, haklarını elde etmiş vesairesi var. Bu büyük bir travmadır, büyük bir acıdır. Bu çok sürdürülebilir bir şey değildir. Yani zaten hak aramak insanın vicdanen, aklen, hukuken tabii hakkıdır. Bununla ilgili de bir takım kısıtlamaların olmuş olması ayrıca bu acıyı, bu travmayı pekiştirmektedir. Ümit temenni ederiz. Biz bir önce ifade ettiğim gibi bu kanun hükmünde kararnameyle mağdur edilen insanlarımızın haklarının tam ve kamil manada yerine getirilmesi, yaşanmış 3-5 yıllık hak kayıplarının da giderilmesi hem fert fert hem toplum olarak yeni bir başlangıç, yeni bir eşik yakalamış olalım. Bu insanlar toplumdan dışlandı. Ben birçok insana röportaj yaptım. Dedi ki yani Suriyeliler kadar hakkımız yok bu ülkede. Mülteciler kadar hakkımız yok. Sağlık güvencemiz yok. Sosyal yardım alamıyoruz. Çocuklarımız okulda dışlanıyor. Sosyal barış açısından nasıl değerlendirirsiniz? Ben biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yani Türkiye'nin bugünkü hali kendi başına sürüklenerek geldiği bir hal değildir. Bu çalışılmış bir haldir. Yani Türkiye toplumu bir taraftan kutuplaştırılacak. Bir taraftan toplumun bir kesimi ötekileştirilecek, şeytanlaştırılacak. Bir taraftan hem iç hem dış bir takım tehditlerle karşı karşıya kalacak ve toplum bütün hareket edemeyecek. Sağlam ve selim bir zemin üzerinde bir araya gelemeyecek hale getirildi Türkiye. Dolayısıyla kanun hükmünde kararnamelerle 15 Temmuz sonrasında yaşananlarla gördüğümüz tablo budur. Bu çalışılmış bir haldir. Ama bugün bu halin devam etmesi mümkün değildir. Türkiye'nin mutlaka yeni bir başlangıç yapacağına yürekten inanıyoruz. Akıl bir şeyin sonunu görebilmektir, düşünebilmektir. Bu gidiş gidiş değil. Bu hal sürdürülebilir bir hal değildir. Ne siyasi olarak, ne ekonomik olarak, ne yargı açısından biz derlenip toparlanacağız. Cibran Halil Cibran'ın güzel bir şiiri var. Aslında bu bir şiir değil ama farklı yerlerde söylediklerini ben böyle kendimce sıraladım. Diyor ki sıkmadığı üzümün şırasını içen millete yazık, işlemediği pamuğun kumaşını giyen millete yazık, bin parçaya ayrılmış, her parçası kendine ayrı millet sanan millete yazık, başını da kılıçla kütük arasına sıkışmadan kaldırmayan millete yazık. Biz çok zor zamanlarda ancak başımızı kaldırabiliyoruz. Yani ki bu yaşadıklarımızın bir dönüşüme vesile olacağı durum acının dayanılmaz olacağı andır. Toplum olarak, coğrafya olarak, şart milletleri, bizim toplumumuzun böyle bir hali, pürmeli hali var maalesef. Evet, söyleyeceğiniz son şeyler nedir? Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak ülkemize, milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Akli selimle herkesinden insanın doğru şeyleri çoğaltmasına, iyinin, doğru, güzelin, faydalının ve adil olanın yaygınlaşmasına herkes vesile olsun diyor. Peki, çok teşekkür ederim.